Ala Resulina salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Rabbi şirah lana sadrana ve yessir lana emrana ve ahlul ukdatan misanana yefkahu kavlana ve fuvvid emri ilallah. Evet, bugün Haşir Risalesi'nden bir parça okuyacağız ama konu Haşir'den çok nübüvvet müessesesi ile ilgili. Malum iman 6 rüknüyle ayrılmaz bir küldür birbirinden. Biri birisiz olmuyor. Nasıl ki abdest alırken insan uzuvlarından, yani abdest uzuvlarından herhangi birisinde iğne ucu kadar bir kuru yer kalsa abdest sayılmıyorsa, imanın 6 şartı da abdest uzuvlarının birbiriyle bütünlüğü gibi bir küldür. Herhangi birisine, mesela amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi ve bil yevmil ahir ve bi kadri ve hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Bunlardan herhangi biri. Allah'a inanan bir kimse meleklere de inanmak zorunda. Meleklere inandığı gibi kitaplara inanmazsa, mesela ben 3 kitabı kabul ediyorum da Zebur'u reddediyorum dese kafir olur. Ben meleklere iman ediyorum ama Azrail'e inanmıyorum. Azrail'e inanıyorum ama Cebrail'i reddediyorum dese kafir olduğu gibi, peygamberlerin bütününü kabul ediyorum ancak birisi müstesna dediği anda da kafir olur. Bu imanın şartları birbirinden ayrılmaz kül olduğu gibi, Allah Celle Celaluhu'nun doğru bilinmesi, doğru tanınması da gene imanın icabı değil, imanın şartıdır. Şimdi imanın 6 şartına birden inanıyor ama Allah'ı yanlış biliyorsa, mesela Allah bir halık var, kainatı yaratmış ama kendi haline bırakmış. İşte yıldızlar, gökleri yaratmış, onlara bakıyor ama küçük mahlukatla uğraşmıyor. Fay haltıyla haşa ilgilenmiyor veya ilgilenemiyor. İnsanın vücudundaki hücrelerden haberi yok diyen, bak böyle bakan bir insan gene küfre girmiş olur. Dolayısıyla bir ateist ile bir deistin inançsızlık noktasında hiçbir farkı yoktur. Birisi topyekün Allah'ı veya bütün uluhiyeti inkar ediyor. Birisi uluhiyete güya inanıyor ama sebeplere, esbaba veriyor. Kainatı başka başka sebeplere veriyor. Bunun misali şuna benziyor ki, mesela söz gelimi, hani yıllar önce rahmetli 40. hocamın bir örneği vardı. Çok hoşuma gitmişti. Bu zelzele, Marmara zelzelesi münasebetiyle bir mevzu oldu. İnançsız birisi dedi ki, ya inançsız diyoruz, Allah kainatı yaratmış ama fay haltıyla ne alakası var? Dedim ki peki bir insanı düşünün ki siz ondan saat alıyorsunuz. O saati alırken o saati kolunuza taktınız, o detaya girmeyeyim. Saat senin de, fakat miller de senin mi dersem ahmaklık olmaz mı? Saat senin olduğun gibi miller de senin, içindeki rakamlar da senin. Aynen öyle de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu halaka semavati vel ard, gökleri ve yerleri o yaratmış. Ama yer ve gökleri yaratan Allah her ne hikmetse insanın amellerine, mahlukatın bir kısım muamelelerinde hiçbir tasarrufu yok dendiği takdirde, aynen bunun gibi ahmakça bir iddia, had bilmezlik olmuş olduğu gibi Allah'ı hakkıyla bilmemektir. Bir soru var Emir Dalaikası'nda geçen. Risale-i Nur'da çokça kesretle tevhid konuları işlendiği için bizim bu gibi meseleleri çokça ders almaya ihtiyacımız yok. Bir ami büyük bir veli gibi Allah'a inanabilir. Bununla ilgili kesretli ders almaya hiç ihtiyacı yoktur gibi bir iddia var. Bediüzzaman Hazretleri bunu çok uzun detaylandırıp cevabını veriyor ama özeti şu. Özetin özeti diyeyim ben. Özet değil de özetin özeti. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı bilmek
varlığını bilmenin gayrısıdır. Özetle, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Fahreddin Razi'ye gönderdiği mektup gibi. Bir, bir halık, bir ilah var, kainatı yaratmış ama mahlukatın fiilleriyle alakası yok. Böyle bakan bir kimse Allah'ı hakkıyla tanımadığı gibi Müslüman da olmaz. Bu gibi işte taklidi iman veya anneden, babadan, teyzeden, mahallenin hocasından sadece gördüğü, duyduğu dahi değil, gördüğü inanç ve itikat maalesef insanları musibet, sıkıntı ve de üstesinden gelemediği olaylar karşısında ya ateist ya deist yapıyor. Yoksa kuru bir bilgiden veya birilerinin onların kafasına girmesinden dolayı yollarını, istikametlerini şaşırmış değiller. Nasıl ki kökü kurumuş bir ağacın dal ve budaklarına ilaç sürmek ile o ağacın hayatiyetini devam ettiremeyiz. Nasıl ki temelleri sarsılmış, yıpranmış bir binanın çatlamış olan duvarlarının tezyinatıyla, yani süslenmesiyle, boya badanasıyla o binayı ayakta durduramıyorsak, imanı sarsılmış, zedelenmiş, sarsıntı geçiren şu nesli atiyi de veya nesli hazırayı da, atiyi demeyelim inşallah, nesli ati daha güzel olur. Nesli hazır da musibet ve olayların karşısında, sıkıntı ve belaların karşısında imanı sarsılıyor. Her olayın arkasındaki cemal ve kemali görmediği için de Allah'a karşı olan muhabbeti, Allah'a karşı olan hüsnü zannı sarsıldığından bu sefer ya ateistliğe ya deistliğe kaçıyor. İsmi ne olursa olsun mühim değil. Buna başka isim de bulabilirler. Ama temeldeki ana problem Allah'ı yanlış tanımaktan, bilmekten geliyor. Demek ki en önemli nokta Allah'ı hakiki tanımak. Yani doğru şekilde sıfat ve isimleriyle bilmek. Her şeyde tasarruf sahibi olduğunu bilmek. Her şeyin künhüne vakıf olduğunu. İçimizdeki Kur'an'ın ifadesiyle akrabu min hablil verid, size şah damarınızdan daha yakındır. Ayetinin doğru anlaşılması hayatımıza tatbikiyle İnşallah imanlarımız kuvvetleneceği gibi bu gibi deizm veya ateizm gibi musibetlerin karşısında da sarsılmayız. Şimdi burada öncelikle nübüvvet müessesesinin ispatını yapmakla beraber Allah Celle Celaluhu'nun varlık ve birliğinin mutlak şekilde anlaşılması da gene peygamberliğe bağlıdır. Allah varsa peygamber gönderecektir. Peygamberler varsa mutlaka Allah o peygamberlerin anlattığı gibidir Allah. Başka birilerinin algıladığı, kavradığı gibi değildir. Şimdi bakalım. Hikayede bir Yaver-i Ekrem'den bahsedilmiş. Denilmişti ki kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki o zat padişahın emriyle hareket eder. Ve onun has bendesidir. Nişanlardan murat malum. Mucizeler. Bütün peygamberlerde nişan var. Bazısında 1-2 tane, bazısında 8-10, bazısında 1000 tane. Peygamberimizde 1000 tane hayattayken mucize zuhur etmiş. İşte parmağını kaldırıyor, ayı ikiye bölüyor. Elini gene indiriyor. 10 parmağından çeşme gibi su akıyor. Körün gözüne elinin temasıyla iyileşiyor. Allah'ın izniyle hasta ayağa kalkıyor. Bakın hayvanlar dile geliyor vesaire. Bunun gibi çok örnekler var. Kör olmayan herkes bilir ki bu nişanlar, yani bu alametler, işaretler gösteriyor ki bu zat kim? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın has bendesidir. Ve işte o Yaver-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ise Allah'ın has kulu, peygamberi olduğunun delilleriyle ilgili örneklere bakıyoruz şimdi. Şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Bir yerde aydınlık varsa mutlaka bir ışık olması lazım. Yani daha doğrusu bir nur olması lazım. Mesela şu dairenin aydınlığı şu tavandaki lambadan geldiği gibi, gündüzün aydınlığı
güneşi gösterdiği gibi, bakın, güneşi gösterdiği gibi Allah Celle Celaluhu'nun varlık ve birliği ışık gibi, tabiri caizse, daha doğrusu güneş gibi, ama bu güneş gündüzü göstermesi lazım. Gündüz nedir? Peygamberlik müessesesi. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Güneş varsa mutlaka ışık verecektir. Öyle de uluhiyet, peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Güneş varsa mutlaka ışık verecektir. Öyle de uluhiyet, peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Misaller çoğaltılabilir. Güneş varsa güneşin icabı olan sıcaklık da, yani ısı da olacaktır. Güneş varsa güneşin icabı olan enerji de olacaktır. Veya siz söyleyin. Işığın yanı sıra üç şey gelir ya. Bir ışık, iki ısı, renk ve dilimizin ucunda ama unutuyoruz. Cenab-ı Hak unutturuyor demek ki. Neyse, enerji diyelim. Hem hiç mümkün müdür? Hiç mümkün olur mu ki? Öyle de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu varsa bir, başa peygamberi gönderecek. İki, peygamberliğin lüzumu olan kitabı gönderecek. Üç, şeriat gönderecek, kitabın kanunları. Dört, adalet gönderecek. Beş, sayılabilir daha başka. İnsanları huzur ve tatmin edecek kanunlar gönderecek. Altı, insanlığı saadet ebediye, huzuru daimiye çağıracak vesaire. Güneşin yedi rengi gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun, tabi yedi rengin kendi içinde ton farkları var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığı da binler renk gibi, işte nübüvvet, sonra ahiret, kitap gibi şartları da gerektiriyor. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Şimdi kemal ve cemal tabiri. Bir şey kemal olur da cemal olmazsa illa kendisini göstermek istemeyebilir. Kemal olur da, yani bir şey kamil olur da güzel olmazsa. Mesela şu masa hem cemal hem kemale masar. Hem güzel hem de mükemmel. Fakat masanın rengi diyelim solgun olsa, masanın rengi solgun olduğu gibi üzerinde süslemeler olmasa aynı işi yapabilir mi? Yapabilir. Fakat Metin abi getirip buraya koymaz. Cemal olmadığı için. Yani renginin diyelim çirkinliği, estetiğin iyi olmaması böyle bir salonda teşhir edilmesine engel olduğu gibi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bir de mefhumu muhalifi var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yarattığı sanatların bütünü hem kemal hem cemal. Bu kemal ve cemali görüp göstermek ister. Göstermesinin yolu da nübüvvetten geçer. Kainatı, bakın, bütün insanlığı hatta Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen insanlığın nüfusu ortalama teorik olarak denilen şu ki 120 milyar insanlık nüfusundan bahsediyor. 120 milyar insanı bir araya getirsek hepsinin yüzü bir avuç, değil mi? Ama hiçbirinin yüzü öbürüyle bir değil. Fakat hepsinin de yüzü güzel. Hepsinin sesi güzel. Hepsindeki sanat bir ayrı harikalık. Elbette bu yüzlerin cemalini, bu bir avuçluk yüzdeki kemali Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberleri vasıtasıyla kullarına anlatmak ister. Bir tane basit örnek verdim. Sadece insanın yüzüyle ilgili değil ki bu. Mahlukatın hangisine baksak Kur'an'ın ifadesiyle ferca'al basara hel tera min futur. Çevir gözünü, bak en küçük bir kusur görüyor musun? Mesela denizleri Cenab-ı Hak Celle Celaluhu denizi adeta çöl, gemiyi at, rüzgarı kamçı yapmış. Onunla gemilerde onunla insanlığa hizmet ettirdiği gibi daha yeryüzünü adeta döşek, gökyüzünü tavan,
gökten yağmuru yağdırmak ile bitki ve sebze hububatı çıkartıp bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Mesela tabiri caizse bir tarla düşünün. Bu tarlada şeker pancarı fabrikası var. Şeker pancarı fabrikası hareket ediyor. Hareket ederken şeker pancarı alıyor. Her hareketinde de onun yerine düşen işte bir parça kiremit oluyor. O giden kiremitin yerine şeker pancarı yer alıyor. Ne deriz bu hadise karşısında? Mucize, değil mi? İnsanı aciz bırakan bir durum. Yerinde sabit durmuyor. Düşenin yerine, yani kiremitin yerine şeker pancarı gelip yer alıyor. Bu bir mucize değil mi? İnsanı hayrette bırakır. Peki koyunlar, keçiler, affedersiniz inekler ot yiyor, süt veriyor. Giden sütün yerini aldığı ot dolduruyor. Bu da bir mucize. Bir değil, binlerce böyle mucize. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zaten onların hareket suretinde gönderiyor. Bir tane örnek olsun dedim. Hollanda'da bir Hollanda ineği günlük ortalama 40 kilogram kadar, 40 litre kadar süt veriyor. Fakat uzmanlar diyor ki bir inek memesindeki süt miktarı normalde günlük ortalama 8 kilogram, 8 litredir. Peki 32 litre nereden geliyor? Cenab-ı Hak bereket suretinde gönderiyor. Daha nice örnekleri var. Bunu bir ziraat profesörü bizzat söyledi. %20'dir normalde memede olan süt miktarı. Şimdi bunların bütünü bir cemal, kemali gösteriyor. Bu cemal ve kemali tarif edecek elbette peygambere ihtiyaç vardır. Işık şöyle diyelim, ziyaya ihtiyacı nispetinde. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal-i sanat, onun üzerine nazarı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem gayet cemalde bir kemal, sanat üzerine, kemal-i sanat üzerine enzarı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla, bugün Süleymaniye veya Selimiye Camisi gibi bir mimari yapıt olacak, bu mimari yapıtın, İşte sanatını, bu mimari yapıtın içindeki ince nakışları tarif edecek bir rehber, bir mimar, bir mühendis, gelen insanlara tercümanlık yapan birisini koymak istemesin, mümkün müdür? Elbette ki bir tarif edici, elbette bir sevk edici, elbette nerede hangi nakışlarla orası nakşedilmiş, İfade edecek birisini, onu yapan mimar, onu yapan sanatkar koyacaktır vazifeli birini. Nasıl ki bir araba fabrikası araba üretiyor. Fakat bu arabayı satmak için onlarca müşteri hizmetleri için adam istihdam ediyor. Malını satmak için. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu haşa hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama şu kainatı topyekun öyle fevkalade yaratıyor ki araba fabrikası onun yanında ne ki? Fakat bunları pazarlayacak, insanlara, cinlere tarif edecek tabiri caizse müşteri hizmetleri veya öbür taraftan danışmanlık gibi peygamberlik müessesesini açacak ve peygamberler gönderecek insanlara, cinlere bunu tarif ilan edecek. İnsanları müşteri edecek. Müşteri olmaları için elbette bir peygamber değil, binlerce peygamber lazım. Ama bu peygamberler de kendi aralarında kıymetçe değişebilirler. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn bir meb'us vasıtasıyla ilanını istemesin. Şimdi hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti var. Terbiye ediciliği. Rab isminden geliyor. Malum çocuk terbiye edicilerine de yani ana sınıflardaki hocalara da mürebbi deniyor.
Mesela mürebbiye, mürebbi ve mürebbiye. Cenab-ı Hakk'ın Rab isminden geliyor. Rububiyet sıfatı. Şimdi Cenab-ı Hak bahsetmesinden utandığımız bir pırtı suyu affedersiniz terbiye edip insan yapıyor. Yani şu ağaç terbiye olmuş, bak kitap halini almış. Kum ve su terbiye olmuş. Şu ampul lamba halini almış. Ama yumurtayı Cenab-ı Hak terbiye ediyor, civciv yapıyor. O civcivin içinden, işte yumurtanın içinden civciv çıkıyor. O civcivin sapsarı tüyleri, ciğeri, böbreği, gözü, kulağı, midesi var. Bakın bu bir mucize. Bu Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden geliyor. Şimdi iki tane örnek verdik. Topyekün kainatın bütünü gökte ne altında tutan direk ne de tutundukları bir yer olmamasına rağmen denizdeki kumlardan daha fazla yıldızlar, daha fazla galaksileri Allah öyle mükemmel tutmakla neyi gösteriyor? Bakın rububiyet-i külliyesini gösteriyor. Bütün bir insanlığın kalbini aynı anda çalıştırmakla. Mesela biz söz gelimi eğer kalbi çalıştırma işini Allah bize bıraksa, hani deistlerin iddia ettiği gibi haşa Allah kainatı yaratmış, çekilmiş. Eğer öyle olsaydı biz uyuduğumuz zaman hiçbirimizin kalkmaması lazımdı. Hani uyanıkken kalbimizi bir şekilde biz çalıştırıyoruz faraza. Uyuduktan sonra vay halimize. Peki dakikada ortalama 25 defa bir dakikada göz kapaklarımızı açıp kapatıyoruz. Eğer bu kirpiklerimiz olmasa 3 gün içinde kör olup gidiyoruz. Peki hangi refleksle, hangi mantıkla, hangi tabiri caizse içgüdüyle biz bunu yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle. Saik Allah'ın kendi iradesi, rububiyeti. Şimdi en küçük dar daireden en büyük daireye kadar. Yani mesela yemek yedikten sonra vücudumuzda hazmetme meselesi. Göze lazım olan fosfor, kemiklere lazım olan kalsiyum şeklinde yer değişikliği. Allah midede öğüttükten sonra bunları dağıtıyor. Yer değişikliği yapıyor. Bir adres şaşırsalar gözlerimiz kemik, kemiklerimiz işte yağ kütlesine döner. Ne yürüyebilir ne görebilirdik. Veya saç yerine ağzımızda, başımızda saç değil de diş bitse, ağzımızdan da saç bitse yok olur giderdik. Şimdi Cenab-ı Hak rububiyeti külliyesiyle bakın insanı örnek veriyoruz. Bu insan gibi milyonlarca, milyarlarca hatta belki katrilyonlarca reaksiyon hatta sonsuz diyeceğimiz kainatta fevkalade hareket ve faaliyeti Allah rububiyeti külliyesiyle yapıyor. Bu rububiyeti külliye maddi manevi. İşte şeyden yumurtadan çıkıp hemen suda yüzen ördekten tutun. Daha dünyaya gelir gelmez koşuşturmaya başlayan dört ayaklı hayvanlara kadar. Bunların bütünü bir rububiyeti külliyeye tabi. Rububiyeti külliyeye tabi olan bu mahlukata karşı bu mahlukatın tarifini, bu mahlukatın niçin nasıl böyle terbiye olduğunu ifade ve ilan edecek. Bakın kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini, Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyet ve samadaniyetini hem geniş dairede hem de küçük dar dairede Allah'ın tasarrufunu ilan edecek her şeyin kendisine muhtaç, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı Allah Celle Celaluhu'yu Zülcenaheyn bir meb'us vasıtasıyla ilanını istemesin. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görüp göstermek ister. Cenab-ı Hak cemal ve kemalini görüp göstermek ister. İyi de mahlukat bunu doğrudan görmüyorsa peygamber gönderecek. O peygamber Zülcenaheyn olacak. Çift kanatlı. Nasıl çift kanatlı? Yani o zat ubudiyeti külliye cihetiyle, ubudiyeti külliye cihetiyle, kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurdur. Şimdi
bütün bir mahlukatın ibadetini Cenab-ı Hakk'a sunmada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece insin ve cinnin değil, mahlukatın peygamberidir. Bunu nereden, nasıl anlıyoruz? Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle birisini seçmiş ki elçi olarak. Mesela bizim bugün mevzu bahis oldu, Metin abiye latif olarak söyledim. Bir esnaf abimiz Cumhurbaşkanı'yla görüşürken diyor ki ben kafamdan bayağı bir şeyler tasallamış ifade edecektim. Yan yana gelince ne söyleyeceğimi unuttum, karıştırdım. Hatta kelimeleri bir araya getiremedim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor. Bakın Allah'ın huzurunda Miraç'ta. Değil kekeme, değil konuşamamak. Birden öyle bir vaziyette selam yerine mahlukatın diliyle ettehiyyatu, essalavatu, ettayyibatu lillah diye mahlukatın ibadetini Cenab-ı Hakk'a sunuyor. Şimdi ubudiyeti külliye sahibi. Şimdi ubudiyeti külliye sahibi çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip bakıyor ki tam o anda meleklerden öyle bir melek var ki Peygamberimiz hadiste buyuruyor. 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Her dille de 40 bin şekilde zikir ediyor. Aynı dilde Subhanallah, aynı dille aynı anda, sırayla değil, aynı anda Elhamdülillah, Allahu Ekber, Subbuh, Kuddus, Rahman, Rahim, Kerim, Adl, Hakem, bilmediğimiz, hani sonsuz Esma-i İlahiye var diyen alimlerimiz olduğu gibi 4000 kadar Cenab-ı Hakk'ın esması var diyenler var. Neyse, bir tek melek bir anda 40 bin ismi ilahi ile tesbih ediyor. Bir tek dille. Sonsuz Esma-i İlahiye var denmesi yerinde. Neden? Her bir dille. Şimdi 40 bin başı var. Her başına 40 bin dil var. Her dille 40 bin çeşit zikir ve tesbih ediyor. Peygamberimiz bunu görüyor. Diğer peygamberlerin ibadetini görüyor. Daha başka meleklerin ibadetini görüyor. İşte ya Rabbim ben yaptığım ibadet, ettiğim hizmet her ne kadar Resulullah da olsa aleyhissalatü vesselam uluhiyetin dergahında abd olmak hasebiyle fakirliğini görüyor. Bütün bunların ibadet ve tesbihini kendi adıma sana takdim ediyorum ey Rabbim diyor. Cenab-ı Hak da sanki bütün mahlukatın ibadetini peygamberimiz yapmış gibi kabul ediyor. Hani Esma validemizin yanına geliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ayşe annemizin ablası. 4000 kadar çekirdek koymuş oraya. Bunlar nedir? Esma diyor. Peygamberimize diyor ki ya Resulallah bunlarla tesbih çekiyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki ben senden daha fazla tesbih çektim şimdi. Nasıl olur ya Resulallah? 4000 taneyi ben İşte ne kadar zamandır zor bela bitirdim, sen de ona denk geldin. Ben dedim ki Subhaneke, Peygamberimizin ifadesi bu. Subhaneke ma adede halkik. Ya Rabbi yarattığın mahlukat adedince seni tesbih ediyorum. Şimdi Hazreti Esma annemiz bunu bana da öğret deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tek tesbihle ama tabi bizim gibi dille söylemiyor. Bütün hücreleriyle söylüyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rububiyet-i külliyeyi görünce ubudiyet-i külliyede bulunuyor. Bütün mahlukat adına ubudiyetleri Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. İşte böyle bir zat dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle de Cenab-ı Hakk'a yakınlığı ve elçiliği cihetiyle de dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurdur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece insanlara değil cinlere, meleklere ve diğer bütün mahlukata da Cenab-ı Hakk'ın evamirini, emirlerini tebliğ ediyor. Cenab-ı Hakk'ın taleplerini dile getiriyor. Onun için deve, kuş, işte aslan, ağaç, yer, gök dile gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında. Adeta her birisi temsil ettiği aşiretini, aşireti adına Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye Peygamberimizi karşılamışlar. Karşılıyorlar. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsn-i zati sahibi
Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nihayet derecede güzellik sahibi. Zatı güzel. Şimdi her şey ya bizzat sevilir ya neticesi itibariyle sevilir, değil mi? Allah Celle Celaluhu'yu biz nasıl seviyoruz? Bizzat seviyoruz. Çünkü bizzat iyi güzeldir. İşte biraz önce kastettiğimiz buydu. Bakın, bugün ateistlerden maadda, onlar da vicdanlarına sorsanız onlar da bir ilah var diyecekler. Ateistlerden maadda ama Allah'ın varlığını inkar eden hiçbir müşrik kafir yoktur aslında. Bütün kafirler Allah'a inanır ama Allah'ı yanlış tanır. Hüsnü cemal sahibi bilmezler. Hüsnü zat sahibi bilmezler. Allah Celle Celaluhu'yu kimisi işte haşa ikiler, üçler, dörtler, işte mecusiler gibi iyi ilah, kötü ilah şeklinde değerlendirir. Kimisi haşa torpil geçen, bazı kullarını sevip cennete koyan, bazılarına zulmedip onları firavunlaştırıp cehenneme atan bilir. Kimisi masumları, mazlumları zalimlere ezdiren, öc almayıp o mazlumlara da hiçbir mükafat vermeyen şeklinde bilir. Bunlar gerçek Allah bilinci değil. İşte gerçek Allah bilinci nasıldır? Allah Celle Celaluhu zatıyla hüsnü cemal sahibidir. Zatıyla hüsnü cemal sahibidir. Şimdi bu hüsnü cemalini göstermek istemesin mi? Şimdi cemalinin mahasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek ister. Ne demek aynelerde görüp göstermek ister? Aynedir bu alem hak ile kaim. Bütün kainat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun hak ismiyle kaimdir. Hepsi Allah'ı gösterir. Cemil, Kerim, Rahim, Adil, Hakem. Hatta bunlar cemali isimler. Bir de celali isimler var. Muntakim, Kahhar, Cebbar gibi isimler de var. Kahhar gibi isimler de var. Şimdi ancak Mirat-ı Muhammed'den Allah'tır görünen daim. Peygamberimiz ise bütün esmayı en muazzam tarzda her an, her zaman göstermiş. Cenab-ı Hakk'ın hem celalli hem cemalli ama Cenab-ı Hakk'ın cemalli isimleri çoğunlukta olduğu için peygamberimizde de cemalli isimler çoğunlukta gözüküyor. Celal'in gözünde de cemal var. O da ayrı bir husus. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynadarlık eder. Hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemal esmasını gösterir. Şimdi şurada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın sevgilisidir ve Resul, yani hem bir Habib, Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir. Peygamberimiz Aleyhisselam ubudiyetiyle Allah'a kendisini sevdirmekten murat nedir? Ubudiyet sadece namaz mıdır? Oruç mudur? Zekat mıdır? Evet, onlar ubudiyetin olmazsa olmazlarıdır. Fakat ondan ibaret değil. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın ma'bud isminin icabınca ubudiyeti fevkalade yapıyor, ibadeti. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın mezkur ismini icabınca zikir de ediyor. Cenab-ı Hak ma'ruf ismi icabınca Peygamberimiz onu en iyi tanıyor, en iyi tanıtıyor. Bunlar da hep ubudiyete giriyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Allahu yed'u ile da'i ismi var, davet eden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu yed'u ile darusselam. Şimdi emrinin mucibince insanlığa Allah'ı anlatmakta, Allah'ı tarif etmekte en hahişkar, hatta Allah Celle Celaluhu inneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ, sen dilediğini hidayete erdiremezsin, hidayet ancak benim elimdedir diyor. Peygamberini teselli ediyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir, kulluk cihetiyle vazifesini hakkıyla yapıp kendisini Allah'a sevdirdiği gibi
Ondan sebep Allah kainatta diğer insanların, cinlerin ve mahlukatın eksiğini, noksanına bakmadan kainatın ömrünü devam ettiriyor. Sen onların içinde olduğun müddetçe azap edici değiliz diyor ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Peygamberimiz bugün içimizde değil maddeten. Kur'an'ı ve sünnetiyle içimizde yaşıyor. Kur'an'ı ve sünneti içimizden çıkarsa Allah kıyameti koparacak. Zaten kıyametin kopması öyle. Peki aynadarlık eder. Hem Resul'dür onun mahlukatına sevdirir. Bir, mahlukat adına Cenab-ı Hakk'a kullukta bulunup insanlık adına elçilik yapıyor. Bir de Allah adına gelip Allah'ın emirlerini bize anlatmakla Allah'ı sevdirir. Şimdi Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu için Allah'ın en çok sevdiği kullar Allah'ı kullarına sevdirenlerdir. Şimdi bunu en başta kimler yapıyor? Peygamberler aleyhisselam. Sonra peygamberlere derecesine göre benzeyenlerdir. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı kullarına nasıl sevdiriyor? Birkaç tane hadise göz atalım. Örneğin buyuruyor ki kıyamet günü şimdi zengini, fakiri, musibete maruz kalanı, sıhhatli olanı, cahili, alimi, çocuğu, büyüğü, herkesi ama herkese Allah'ı sevdiriyor. Ne buyuruyor? Peygamberimiz buyuruyor ki çocuklara kızmayın. Onların ağlaması ilk zamanlarda tesbihtir. Son 4 ay, ilk 4 ayında tesbihtir. Sonraki 4 ayında ise anne babasının günahına ağlamaktır. Sonraki 4 ayda ise Allah'a hamdtır. Bakın şimdi. Çocuğun ağlamasından kızmıyorsun. Bu sefer yahu sen benim yerime dökmediğim gözyaşımın yerine sen döküyorsun diye çocuğu daha çok bağrına basıyorsun. Diyor ki gene Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü zenginler hesap verirken fakirler sıratın üstünden burağa binip geçecekler. Şu kadar 1000 sene zenginlerden önce gidecekler. Bakın fakirleri teselli ediyor. Allah'ı sevdiriyor aslında. Öbür tarafta cennetin ilk peygamberlerden sonra kapısının anahtarının zengin cömertlere verildiğini söylüyor ki ilk önce şehit gider. Şehide cennetin anahtarı veriliyor. Ya Rabbim bu benim hakkım değildi. Eğer Allah yolunda cihadın faziletini anlatan alim olmasaydı ben cihada gitmezdim. Bu onun hakkıdır diyor. Alim getiriliyor. Alime cennetin anahtarı verilirken ya Rabbim eğer Allah yolunda malını tüketen zengin olmasaydı ben ilim tahsil edemezdim. Bu Allah yolunda malını tüketen zenginin hakkıdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu anahtarı zengine verdir. O bilmesine rağmen Allah bir ders veriyor. Bakın öbür taraftan cömert zenginler cennetin kapısını açıyor. Öbür taraftan İmam Tirmizi'deki rivayete göre musibete maruz kalan kimseler kıyamet günü öyle mükafat görecekler ki sağlıklılar diyecek ya Rabbim keşke dünyadayken bizim vücudumuz keskin aletlerle parça parça edilseydi de bunların gördüğü mükafatı biz de göreydik. Bakın musibete maruz kalanları nasıl teselli ediyor. İlahir her kesimden her sınıf insanı Resulullah aleyhissalatü vesselam hatta buyuruyor ki mumun sönmesi insan vücuduna bir dikenin batması dahi boşa değil günahlarına kefaret makamının artmasına vesiledir. Mesela mescide yürüyen bir mümin için iki adıma da fazilet var. Adımın birisiyle Allah günahlarını siliyor, öbürüyle makamını arttırıyor. Bugün okuduğumuz sahih bir hadis gene. Her yönüyle Allah'ı kullarına sevdiriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadislerde böyle. Kur'an'a bakın. İşte ve gafurur rahim, alimul semi'ul basir, alimul hakim. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, yaratıcılık fiillerinden bahsettikten sonra gene isimleriyle Allah nazarı Allah'a celbettiriyor, Allah'ı kullarına sevdiriyor.
Şimdi Allah böyle bilindiği takdirde Suriye'deki masumların, Irak'taki mazlumların, Filistin'deki mümin ve mazlumların gene katledilmesinin karşısında insan kafayı yemez, dininden şüphe etmez, dünyaya geldiğinden pişmanlık göstermez. Allah doğru bilinmeyince niçin Suriye böyle? Afrika'daki insanlar niçin açlıktan ölüyor? Zalimler hayhuy ediyor, mazlumlar ise ahuvah çekiyor diye insanların itikat ve inancı sarsılıyor. Bu inanç ve itikadın sarsılması karşısında da maalesef ya ateist ya deist oluyor. Demek ki Allah'ı hakkıyla bilmemekten kaynaklanıyor. Yani şimdi tabiri caizse bir yerde bataklık varsa, sinekler varsa bataklıktan kaynaklanıyor. Bataklık burada nedir? Yanlış itikat ve inançtan kaynaklanıyor. Doğru beslenmemekten. Zehirli gıdalar yiyen bir insanın sağlıklı olması düşünülemeyeceği gibi, sağlıklı din bilgisi almayan toplumun da sağlıklı bir iman ve itikada sahip olacağı düşünülemez. O zaman zehirli yiyeceklerden, tabiri caizse çürümüş kokuşmuş olan bilgilerden uzak duracağız. Çürümüş kokuşmuş bilgilerden muradım haşa İslami örf ve anane değil. Gayri İslami örf ve ananelerden gelen kuruntular ve de batıl bir kısım düşüncelerden ibarettir. Hem hiç mümkün olur mu ki acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici, vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzari halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Şimdi mesela Türkiye'de de sanayide gittikçe elhamdülillah ilerleme kaydediyor. Bu sanayi ile ilgili, özellikle silah sanayisi ile ilgili her şeyin yanında, nasıl diyelim, her fabrikanın, her yeni üretilen malın yanında, yani silahın yanında mutlaka gelenlere tarif edici, onların hangi silah ne şekilde nasıl kullanılacağı ifade ve ilan ediliyor. Şimdi basit bir silahın bu kadar tarifi yapılıyorsa, kainat topyekün hazinelerle dolu, adeta sergi, bu sergiyi tarif ve ilan edecek elbette peygamberlere ihtiyaç vardır ki, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberler kendilerine gelen kitaplar, suhuflar ve de vahiylerle bunları ilan ve tarif ediyorlar. İşte Kur'an'da mesela İzeşşemsu, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu güneşi ifade ederken işte وَالشَّمْسُ تَجْرِي الْمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ deyip güneşe dikkatimizi çekip rastgele kendi başına hareket etmediği takdir edilen bir yöne doğru gittiğini peygamber diliyle vahiy olarak indirdiği gibi güneşin vazifesini de gene peygambere vahiy yoluyla ayrıca kutsi hadislerle ifade ediyor. Veya peygambere ferasetiyle anlattırıyor. Mesela söz gelimi efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat, yaratmaz mı deveyi, nasıl bakmaz mısınız deveyi nasıl yarattığımıza? Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu deveden tutun fanzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha ila ahir ayette ve daha başka surelerde geçtiği gibi hep dikkatlerimizi kainata celbediyor. Hiçbir şeyin başıboş kendiliğinden olmadığını ilan ve tarifini peygamber vasıtasıyla bize yapıyor. Yoksa her gün ülfetten dolayı beraber oturup kalktığımız, gördüğümüz kainata hiçbir şekilde ibret nazarıyla bakmaz. Cenab-ı Hakk'ı kendi kendimize müşahede edemeyiz, onu hakkıyla tanıyamazdık. Allah peygamber vasıtasıyla kainatı sebep yaparak bize uzak çöllere götürmeden en yakın, en karip olan şeylerle, yani en yakın olan şeylerle Allah
peygamberleri vasıtasıyla kendisini tarif ediyor. Hem mümkün olur mu ki kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de bir rehber, bir muallim tayin etmesin. Kainata adeta, bakın, kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek, mesela işte ağaçları, dalları, çiçekleri ve meyveleriyle süslediği gibi, şimdi sair mahlukatı, tavşandan tutun, koyundan tutun, işte kelebeğe kadar her birisini çok isimleriyle süslemiş. Misal mi? Mesela diyelim koyun, Cenab-ı Hakk'ın Halık ismiyle yaratılmış. Razzak ismiyle, onun vasıtasıyla süt gönderilmiş. Latif ismiyle de celbedici, yumuşak bir hali var. Öbür Müzeyyin ismiyle de onu tüyüyle süslemiş. Şimdi Basir ismiyle de hem görüyor hem dikkatleri kendi üzerine çekiyor. Semih ismiyle ona bir ses vermiş, bize de duymayı. Ona da sesi duyma, yavrusunun sesini ayırt etme özelliği vermiş. İlahir bir tane mahlukta birçok isim tecelli edebiliyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ince garip sanatlarla, ince ve garip sanatları bize tarif ve ilan ediyor. Kainat sarayında hangi eşya nereye niçin konmuş? Mesela şurayı saray farz edelim. Şuraya işte konan saat, buraya konan kitap, öbür tarafta konan tabloyu, bunların da tarihi, her birisinin bir mazisi olduğunu düşünün. Elbette gelenlere kim tarafından nasıl yapıldığını, hangi tarihte yapıldığını, neyi ifade ettiğini, içinde öyle Arapça, İngilizce veya bilmediğimiz dilde yazı varsa o yazıyı okuyup anlatacak, mazisini anlatacak. Ulu Camii'ndeki Vav isimleri gibi, Vav harfi gibi, Bursa Ulu Camii'ndeki Vav'ın hangi manaya geldiğini nasıl tarif eden birisi olmayınca, gidenleriniz olmuştur. Biz kendi başımıza Ulu Camii'ye gidince, Bursa Ulu Camii'ye, şöyle en fazla yarım saat kalıp çıkıyorduk. Fakat bir rehber vasıtasıyla gittiğimizde 4 saat kaldık, yetmedi. Akşamı bulduğu için artık mecbur döndük. Herhalde anlatsa bir 4 saat olmasa da 2 saat daha zamanı alırdı. 6 saatte zor biterdi. Şimdi şu kainat Ulu Cami'nden milyarlarca kat daha büyük olduğu hepimizin malumu. Peygamber olmasa hangi eşya, hangi mahluk Allah'ı ne şekilde zikrediyor? Niçin bu dünyada benim görmediğim, duymadığım bu alemleri niçin yaratmış? Peygamberler vasıtasıyla bunu öğreniyoruz. Yoksa haşa, fuzuli bir şekilde Allah abesle iştigal etmediği halde abes işle meşgul olmuş gibi zannederiz. Böyle de olunca itikat bozukluğu, inanç bozukluğuna, inanç bozukluğu da Allah muhafaza insanı küfre kadar götürüyor. Demek ki hayır hayırı, şer şerri doğuruyor. Cenab-ı Hak her adımımızı hayır eylesin. Son cümleleri bitiriyorum. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki her biri bir bürhan-ı kat'idir ve uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'da beyan olunan efsaf ve vezaife daha ehil, daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün Resullerin seyyididir, bütün Enbiya'nın imamıdır, bütün Asfiya'nın serveridir, bütün Mukarrabinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından haddü hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka Kur'an-ı Azimuşşan gibi bir bahri hakaik ve 40 vecihle mucize olan mucize-i kübra
güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karib vücuhu icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Elde Kur'an gibi bir bürhan varken münkiri ilzam etmek için gönlüme sıklet mi lazım gelir diyor. Hakikaten Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberimize verdiği bin kadar mucizenin en büyüğü Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Ve Allah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyuruyor. Son sözler olarak söylüyorum. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Zikirden maksat Kur'an. Kur'an-ı Azimuşşan bir kaledir. Bu kaleyi de koruyacağını vaat eden Allah'tır. Kaleyi koruyan kaleye sığınanları da korur. Yeter ki biz kalenin dışına çıkmayalım. Oklara hedef olmamızın sebebi kalenin çoğu zaman dışında kalmamızdandır. Lillahi Teala El-Fatiha.